4 kişilik arkadaş grubu telefonların çekmediği bir kanyonda gezintiye çıkmışlar ve uçsuz bucaksız bu kanyonda geri dönemedikleri için de akşam saatlerinde mahsur kalmışlardır. Hava karardığında ise bu 4 arkadaştan birisi öldürülmüştür. Ekipler kanyonda mahsur kalan bu kişileri kurtardıklarında bu cinayeti araştırmaya başlamışlar. Ve tabii ki de bu 3 arkadaşı sorgulamışlardır. Bu arkadaşlardan ilki, "Ben yerimizi belli etmek için kuytu bir yerde ateş yakmaya çalışmaktaydım," demiştir. Diğer bir kişi ise, "Arama kurtarma ekibinden birisi beni aramıştı. Ben de ona tam olarak nerede olduğumuzu anlatıyordum. Ne olduğunu da bilmiyorum," demiştir. Son arkadaşsa, "Ateş için kanyonda çalı topluyordum. Ben bir şey görmedim," demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin yalan söylediğini ve bu işle alakası olduğunu düşünmüştür. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi arama kurtarma ekibinden birisini aradığını söyleyen bu arkadaştır. Çünkü sorumuzun başında bu kanyonda telefonların çekmediğini zaten söylemiştik. Selim ormanda yürüyüşe çıkmış ve geri dönüş yolunda Selim yolunu kaybetmiştir. Yolunu kaybettiği sırada ise karşısına bu 3 tane yol çıkar. Bu yollardan birisinde yabani hayvanların olduğuna dair bir yazı bulunmakta. İkinci yoldaysa sürekli sağa doğru esen sert rüzgarlar ve yüksek güçte alevler bulunmakta. Son yoldaysa oldukça sivri dikenli bitkiler bulunduğuna dair bir yazı bulunmakta. Peki Selim bu yollardan hangisini seçerek yolunu bulmaya devam eder? İlk yolda vahşi hayvanlar olduğu için oldukça tehlikeli olacaktır. Sağdaki dikenli yol tehlikeli gibi gözükmese de bu yolu seçmek de çok tehlikeli olacaktır. Çünkü orta yolda yer alan alevler rüzgarın etkisiyle sağa doğru gidecek ve bu yolu da etkisi altına alacaktır. En mantıklı seçim ortadaki bu yoldur. Alevlerin bulunmadığı taraftan hızlıca koşar ve yoluna devam edebilir. Restorandaki bir garson öldürülmüştür ve olay yerine de polisler çağrılır. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler, personel listesinden öldürülen garsonun kavgalı olduğu 3 çalışanı sorguya almıştır. Bu kişilerden ilki yine bir garsondur ve bu garson, "Sıklıkla kavga ederdik ama ben katil değilim," demiştir. Diğer kişi ise aşçıdır ve aşçı, "Bu restoranda çalışmıyorum, olayla bir ilgim yok," demiştir. Son kişi ise bu bayan garsondur ve bu kişi, "Oldukça kırılgan biriyim ama bazı anlaşmazlıklar yüzünden kimseyi öldürmem," demiştir. İfadeleri dinleyen polisler içlerinden birisinin suçlu olduğunu anlar. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi aşçıdır. Çünkü polis bu kişilere personel listesinden ulaşmıştı. Bu yüzden restoranda çalışmadığını söyleyerek yalan söylemekte. Gülen yüzlerin verildiği bu görselde de diğerlerinden farklı olan gülen yüzü bulabilir misiniz? Süren başladı. Farklı olan gülen yüz işte burada. Şimdi ise sizlere bu dinozorları vereceğiz ve sizlerden farklı olan dinozoru bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan dinozor tam da burada. Şeftalilerin bulunduğu bu görselde diğerlerinden farklı olan şeftaliyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan şeftaliyi sizler için gösterdik. Sıradaysa bu yıldız grupları bulunmakta. Peki kimler farklı olan yıldız grubunu bulabilir? 10 saniyeniz başladı. Farklı olan yıldız grubu sağdaki bu gruptur.
Şimdi sizlere bu kare gruplarını veriyoruz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan kare grubunu bulmanızı istiyoruz. Diğerlerinden farklı olan kare grubu ortadaki bu gruptur. Peki bu üçgen gruplarından farklı olan grubu bulabilir misiniz? Farklı olan üçgen grubu soldaki bu üçgen grubu. Bu görselin içerisinde bir hayvan gizlenmekte. Peki kimler bu görseldeki gizlenmiş olan hayvanı bulabilir? Resimdeki gizlenmiş hayvan geyiktir ve işte burada. Bu illüzyon görselinde bir hayvan gizlenmekte. Peki kimler 10 saniyede gizlenen bu hayvanı bulabilir? Resimde gizlenen hayvan resmin sol üst köşesinde. Şimdi ise sizlere bu mor daireyi veriyoruz ve sizlerden bu dairenin içerisindeki hayvanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu dairenin içerisinde gizlenmiş durumda olan hayvan resmin tam orta noktasında. İki görsel arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler iki görsel arasındaki 3 farkı bulabilir? İki görsel arasındaki 3 fark işte burada. Ayıcıkların bulunduğu bu resimde yine sizlerden 3 farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler iki görsel arasındaki 3 farkı bulabilir? Aradığımız 3 fark işte burada. İki tane ineğin yer aldığı bu görselde sizlerden iki inek arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu farkları bulabilir? İki görsel arasındaki 5 fark işte buradaydı. Robotların verildiği bu görselde de iki görsel arasında 5 fark bulunmakta. Peki kimler bu farkları bulabilir? İki görsel arasındaki 5 fark işte burada. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde 3 farklı yol bulunmakta. Bu yollardan birisinden geçmek zorunda kalsanız, sıcak kömürlerin bulunduğu bu yoldan mı, cam parçalarının bulunduğu bu yoldan mı, yoksa tehlikeli yılanların bulunduğu bu yoldan mı geçersiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Hangi yolu tercih edeceğinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin.
Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.